Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kaan Demir Uçak. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Uzun bir süre sonra sizlerle tekrar bir Vintage Collection figürüyle karşınızdayım. İnceleme çekeceğiz. Ve gördüğünüz gibi bugün The Child ya da hepimizin onu bildiği adıyla Baby Yoda ya da gerçek adıyla Grogu figürünün açımına karşınızdayız. Amazon'dan uzun bir süre sonra geldi. Herhalde ben Mayıs'ın başında sipariş etmiştim. Şimdi geldi. Bakalım. Yani uzun süredir beklediğim figürdü. Çok bir küçük bir figür. Diğer figürlerle boy ölçmek için yanında birkaç tane figür onları göstereceğim. Şöyle kutusuna bakalım. Kutuda şöyle tatlı bir fotoğraf var. Arkada da işte diğer figürlerin tanıtımı var. Yanında minik kurbağası ve bebek arabası ile geliyor. Şöyle de böyle hafif tatlı, üzgün bir suratı var. Sesim tam net gelmiyorsa şimdiden kusura bakmayın. Arkada 3 boyutlu yazıcımı çalıştırıyorum da. O yüzden... Evet, şimdi bakalım kutumuza zarar vermeden açalım. Şunla değil de sanki her zamanki benim bıçağımı açsam daha iyi olacak gibi. Çünkü bıçak harbiden hem daha rahat hem de zarar vermiyor kutuya yani. Ben kutuları böyle açmaya başladığımdan beri çok daha iyi oldu. Şöyle şuradan da biraz keseceğiz. Hafifçe şuradan da biraz alsak olacak gibi. Şuradan şöyle geçirelim. Şöyle aldık mı çıkıyor. Evet, Moff Gideon'da olduğu gibi bunda da herhalde iki parça yapmışlar. Evet, şunu da aldık. Şimdi şunu da alalım. Evet, şöyle iki parça. Direkt kurbağası bakın. Çok minik yani. Bakın netlemiyor bile yani. Çok minnacık bir kurbağası var. Şöyle arabasını çıkartalım. Altın standıyla geliyor. Şunun kapağını da şuradan alalım. Baby Yoda çıkarmadan önce şöyle arabasını göstereyim hemen sizlere. Ha, şundan çıkabiliyor. Evet, bu da güzelmiş. Takalım onu. Evet, yere düştü hemen. Şöyle şeffaf bir standı var. Görüyorsunuz. Bu standı bunu buraya takabiliyorsunuz. Üst tarafı da çıkabiliyormuş. Az önce şöyle yaptım. Stand biraz sıkıntılı galiba. İkinci kez yere düşürdüm ya da ben mi düzgün takamadım? Hemen son bir kez düzgün takmayı deneyeyim. Yani tam oturmuyor. Belki benimkinde bir sıkıntı vardır ama oturunca da şöyle işte havada duruyor. Şöyle güzelce bir bakalım. Kahverengisi yer içinde gördüğünüz gibi böyle örtüsü var. Ki kapanması güzel oluyor. Şöyle şunu şöyle koyuyoruz. Şunu şöyle koyunca yani bunun yüksek bir mekanizması vardır. Yani mekanizması dedim, oturması gereken yerler vardır ama ben beceremiyorumdur şu anda yüksek ihtimal. Çünkü böyle hani tık etmesi falan bekliyorum bir yerden ama yok yani öyle bir tık sesi falan da gelmiyor. Tekrar düş. Evet, deniyorum tekrar. Şunu şöyle koydum. Tamam. Şunu da şöyle. Üçüncü kez falan düşürdüm ya. Çok şey parçalar kaygan. Şöyle altı yerleri var. Şimdi gördüm onu. Ama takamıyorum hiçbir şekilde. Arabasını güzel yapmışlar da dediğim gibi takması zor. Bunu uğraşmayı bırakıp esas önemli olan minnak Baby Yoda'mıza, Grogu'muza geçelim. Gördüğünüz gibi şöyle minnacık. Elleri gene helal olsun. Oynuyor yani böyle minik bir şeyde bile. Bir de kafası oynuyor. Evet, size şöyle koyayım. Bakın şöyle de biraz aşağı doğru göstereyim. Boyunu belli etmek için Black Series Baby Yoda ile yan yanaya koyayım. Bakın. Ve 3.75 Dindijer'in yan yana koyayım. Bir de tabii ki Kereviyon'umuz var, onu da koyayım. Ya minnacık bir figür. Gerçekten inanılmaz küçük. Yani 3.75 ürünü olduğu belli oluyor. Yani böyle bir figüre bile eklem yapmaları gene güzel. Yani herhalde benim gördüğüm en küçük Vintage Collection figürü. Güzel olmuş. Ama beğenmediğim tek şey. Beğenmediğim değil. Yani yüksek mi? Ben yapamadım şu anda ama. Şu arabasının kapanma şeyini beceremedim. Ya da böyle oluyor. Yani şey oluyor normalde bu tarz şeylerde böyle hani bir tak tuk eder ya da bir oturma sesi duyarsınız. Ondan sonra bir şey yaparsınız. Kapatırsınız. Kapattım herhalde oldu ama. Yok ya, her an düşebilir gibi.
Şunu şöyle koyalım tekrar altına. Evet. Yani bakın şöyle oluyor. Şu makasla bıçağımızı kaldıralım. Fazlalıklarımız gitsin ortadan. Bakın şöyle dinleyeceğinin yanında da ayak da şuraya kadar çıkıyor. Yani güzel. Güzel, ne bileyim, daha sağlam bir şey yapabilirler mi? Çünkü gördüğünüz gibi bayağı zorlandım yani oturturken vesaire. Ama güzel. Baby yolamızda şöyle tekrar bakalım. Tatlı, minnak, minnoş. Ama çok küçük. Ben beğendim ama figürü. Tabi şöyle bir şey var. Normalde bunlar işte Amerika'da 12.90 dolar. Ama Türkiye'de tabi daha yüksek fiyatlar. İnsanlar bu parayı ona vermek istemeyebiliyorlar. Ama tabi orijinal bir TVC Baby'o isteyen bir Türk genci, Türk koleksiyonu bunu almak zorunda. Çünkü Baby'o bir bunda var. Bir şey de var. Walmart Exclusive Dindijer'in de var. Bir de Razer Crest'e çıkıyor. Razer Crest daha piyasaya bile çıkmaz. Zaten çıksa Türkiye'ye gelmesi çok zor. Dindijer'in Exclusive de Walmart Exclusive olduğu için yüksek fiyatları geliyor. Yani en mantıklı, en uygunu bu oluyor. Ki bence yüz olarak da en tatlısı bu. Ben beğendim. Güzel bir figür. 10 üzerinden 6 vesaire verdim. Onun sebebi şu yatağın sıkıntıları. Bir de dediğim gibi hani küçük olmasına rağmen şu figürle aynı fiyatta olması. Hani tabii böyle bir şey isteyen de belki saçma olur ama ben Hasbro'nun yerinde olsaydım fiyatını bir tık daha uygun yapardım. Evet. Kısa ama öz bir inceleme oldu. Bugün gelmez ama ileriki günlerde Grip Karga ve Bo-Katan incelemesi de gelecek. Videoyu beğenirseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Güçsüzün olsun.